Bunu da yapıyoruz yani. Merhabalar sayın hocalarım, kıymetli katılımcılar. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuku ve Eğilimleri Araştırma Uygulama Merkezi ev sahipliğinde Buhara Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, Gumilev Avrat Milli Üniversitesi, El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Atira Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile işbirliği çerçevesinde 24-26 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumuna hoş geldiniz. St. Petersburg Üniversitesi'ne destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Sempozyum kapsamında Türkçe, İngilizce, Rusça, Özbekçe, Kazak ve Azerbaycan Türkçeleriyle toplamda 46 bildiri sunulacaktır. Sempozyumumuz ilerleyen yıllarda seri halinde devam edecektir. Öncelikle açılış konuşmalarını yapacak hocalarımıza Profesör Doktor Turan Yıldırım, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Aydın Gülen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ordinarius Profesör Doktor Sıddık Sami Onar, İdari Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi İdari Hukuku Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Amir Aliyev, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Profesör Doktor Asuman Yılmaz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Doktor Abidcan Hamidov, Rektör, Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü ve Profesör Doktor Yücel Oğurlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü ve Hukuk Fakültesi İdari Hukuku Anabilim Dalı Başkanı. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere Profesör Doktor Aydın Gülen hocamızı saygılarımıza davet ediyoruz. Welcome to the International Symposium on Administrative Law and Administrative Jurisdiction 2021, hosted by Istanbul Commerce University and Istanbul University Faculty of Law, Administrative Law Research and Application Center, and in the cooperation with Buhara State University, Gumilev Eurasian National University, El Farabi Kazakh National University, Etrau University, and International Vision University. We would also like to thank to St. Petersburg University for their support and contribution. Within the scope of the symposium, a total of 46 papers will be presented in Turkish, English, Russian, Uzbek, Kazakh, and Azerbaijani Turkish. Our symposium will continue in series in the following years. First of all, our professors who will make opening speeches, Professor Turan Yıldırım, Marmara University Faculty of Law, Head of Administrative Law Department, Professor Aydın Gülen, Istanbul University Faculty of Law, Director of Sıddık Sami Onar Administrative Law Research and Application Center, Head of Administrative Law Department, Professor Amir Aliyev, Dean of Faculty of Law of Baku State University, Professor Asuman Yılmaz, Dean of Faculty of Law of Istanbul Commerce University, Dr. Abidjan Hamidov, Rector of Buhara State University, Professor Yücel Oğurlu, Rector of Istanbul Commerce University, and the Head of Administrative Law Department. Now, we respectfully invite Professor Aydın Gülen for his opening speech. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, aziz qatnashuvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Istanbul Tijorat Universiteti hamda Istanbul Universitetining Huquq fakulteti professor doktor Siddiq Sami Onar nomidagi ma'muriy huquqni o'rganish va amaliyotda qo'llash markazi mezbonligida hamda Sankt-Peterburg Universiteti, Yevrosiyo Milliy Universiteti, Buxoro Davlat Universiteti, Atrau Universiteti, Xalqaro Vizyon Universiteti, Baku Davlat Universiteti, Gumilyov nomidagi Qozog'iston Davlat Universiteti, Al-Farobiy Universitetining hamkorligida tashkil qilingan 24-26 may kunlarida davom etadigan xalqaro ma'muriy huquq va sud tizimi nomidagi xalqaro simpozimga xush kelibsiz. Bugungi simpozimning ochilish, salomlashish
nutqlarida bizning qadrli mehmonlarimiz professor doktor Aydin Gülen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademik profesör doktor Sadık Sami Onar idare hukuku idare hukuku yani mamuri hukuk ilmi amali merkez müdürü ve idare hukuku kafedrası başlığı bizim aramızda bugün açılış nutukları bilen katlaşadılar. Şunindik Buxoro Davlat Üniversitesi rektörü Doktor Abucan Hamidov bizim kadirli mehmanımızdır. Şu bilen birge Baku Davlat Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı Profesör Doktor Amir Aliyev, İstanbul Ticaret Üniversitesi rektörü hurmatli Profesör Doktor Yücel Uğurlu bugünkü açılış nutukları bilen bizim aramızdalar. Yana bir bor barchangiz xush kelibsiz. Bugungi simpozium 6 tilda tashkil qilingan. Inglizcha, turkcha, ruscha, o'zbekcha, qozoqcha hamda Ozarbayjon tillarida 46 domlamiz ustozimizning qatnashishlari bilan amalga oshadi. Sizlarni ko'rib turganimizdan yana bir bor xursandmiz. Takror xush kelibsiz deymiz. Kadirli galımlar, Jönye Şakırker sizlerge hoş geldiniz deyiniz. İstanbul Sauda Üniversitesi Jönye İstanbul Üniversitesi'nin Zang Fakülteti Akimşilik Kıl Jönye Galımdı Zertev Ortalığımen Buxoro Memlekettik Üniversitesi, Baku Memlekettik Üniversitesi, Gumilyov atındağı Evrazia Ұлттық Üniversitesi, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Досмұхамедов атындағы Атырау Мемлекеттік Университеті және Халықаралық Визион Университетімен бірге 2021 жылдың 24 және 26 мамырында онлайн режимде Халықаралық әкімшілік құқық және әкімшілік сот жүйесі симпозиумында кездесуге қуаныштымыз. Баршаңызға тағы да қош келдіңіз дейміз. Біз сондай-ақ Санкт-Петербург Университетіне көрсеткен қолдауы мен үлесі үшін алғыс білдіреміз. Симпозиум аясында барлығы 46 жұмыс болып, түрік, ағылшын, орыс, өзбек, қазақ және Әзербайжан тілдерінде ұсынылатын болады. Біздің симпозиум келесі жылдарда жалғасын таба беретін болады. Ал қазір алғыс сөз ретінде профессор доктор Айдын Гүлян Стамбул университетінің заң факультетінен және де профессор доктор Сыдық Сами Онар атындағы әкімшілік құқықты зерттеу және қолдану орталығының директоры болып табылады. Әкімшілік құқық департаментінің де басшысы. Сондай-ақ, екінші алғы сөз профессор доктор Амир Алиев, Баку мемлекеттік университетінің заң факультетінің деканы. Үшінші ашылу алғы сөзімізді профессор доктор Асуман Елдіз, Стамбул Сауда университетінің заң факультетінің деканы. Доктор Абитан Хамидов, Бұхара мемлекеттік университетінің ректоры. Профессор доктор Юджел Оурлу, Стамбул Сауда университетінің ректоры және заң факультетінің әкімшілік құқық кафедрасының меңгерушісі. Ал қазір алғашқы алғы сөзін бастауға құрметті профессор доктор Айдын Гүлянға сөз береміз. Приветствуем вас на международном симпозиуме «Административное право и административная юрисдикция», который был организован Стамбульским коммерческим университетом совместно с прикладными и научно-исследовательским центром административного права и науки при юридическом факультете Стамбульского университета, а также в сотрудничестве и при содействии 8 международных университетов. Мы рады приветствовать вас на этом трехдневном симпозиуме, в котором будут представлены 46 докладов. При модерации известных ученых в области административного права в течение трех дней мы будем обсуждать актуальные вопросы данной сферы права. Мы благодарим также за участие в этом симпозиуме ряд университетов, в том числе университет Пакистанский государственный университет, Бухарский государственный университет, университет Казахский национальный университет имени Гумилева, Атаурский университет имени Досмухамедова и Международный университет Визон. А также мы благодарны за участие Санкт-Петербургский государственный университет. В программе данного симпозиума мы сначала дадим слово для короткой вступительной речи уважаемым профессорам. Начнем мы с Бухарского ректора Бухарского государственного университета профессора Абдиджана Хамидова. Далее
будет выступать профессор Айдын Гюлян с Стамбульского университета. Затем с Бакинского государственного университета будет выступать профессор Амир Алиев. А также из Стамбульского коммерческого университета будет выступать профессор Асуман Гилмаз. А также выступит ректор Стамбульского коммерческого университета Юджель Оурло. Благодарим за внимание. И через kısa bir video videodan sonra yayına devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Efendim herkesi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Aydın Gülen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Bana böyle bir toplantıda açış konuşması imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Başta Yücel olmak üzere. Dinleyicilere de saygıyla selamlıyorum. Efendim konuşmamın başlığı hızla değişen dünya ve idare hukuku. İdare hukukunun gündeminin hızla değişmesi çerçevesinde düşüncelerimi değerlendirmelerinize sunacağım. Bunun önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. İdare hukuku ve idare yargı uluslararası sempozyumunun ve bu önemli başlangıçta da konuşma şerefi elde ettiğim verildiği için çok teşekkür ederim. Bu tür konuşmalar, sempozyumların her yıl farklı ülkelerde yapılarak gelenekselleşmesini, farklı ülkelerden idare hukukçularının birbirini tanımasını ve işbirliği imkanları sağlamasını gönülden dilerim. Bugünlerde özellikle COVID-19 pandemisi sebebiyle idare hukuku ve idarenin yargısal denetim konuları ülkelerin hukuk gündeminde ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda bütün dünyanın tıbbi ve hukuki boyutlarının çözümü çok zor, önemli bir gündemini oluşturmuştur. Oluşturmaya da devam etmektedir. Hastalığın yayılmasını önlenmesi için alınan tedbirler, hastaların tedavi imkanları, salgını önlemek için aşı bulunması, aşı temini ve üretimi, kimi durumlarda aşılanmak istemeyenlerin durumu, ülkeler arası seyahatler sorunu, bütün bunlar karşısında idarenin durumu, yetkileri, kullanımı aşamasında yeterliliği, yerindeliği tartışmaları, bunların hukuka uygunluğu, yargısal denetime, alınan idari tedbirlerden ticaretleri zarar görenlerin tazmin talepleri ve benzeri birçok konu bir anda hem tek tek ülkelere özgü boyutuyla hem de dünyanın bütünü ve geleceğini ilgilendiren boyutuyla gündeme girmiştir. Bu salgın olmasaydı da teknolojik gelişmelerin,
yapay zekanın, ekonomi ve finans alanındaki gelişmelerin idare hukuku boyutunun ortaya çıkarttığı birçok yeni gündem maddesi, idare hukukunun hareketli ve yeni boyutları olarak daha fazla incelenmeyi, düzenlenmeyi, idare hukuku ilkeleriyle etraflıca ele alınmayı beklemekteydi. Tarih hızlanmış durumda. Dünyada ekonomik gelişmelerin de etkisiyle çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Kavramlarımız, düzenlerimiz, düzenlemelerimiz, zihniyetimiz buna yetişmekte güçlük çekmektedir. Teknolojinin geliştiği hızla zihniyetimiz gelişmemektedir. Elbette aynı hızla değişmek gerekmez ama takip edebilmek, gerekli olduğunda yeni yaklaşımları geliştirmek gerekmektedir. Şu anda öyle bir hızla değişik yaşanmaktadır ki başlanmış doktora tez konuları, tez çalışmaları bitmeden eskimekte, konuların kapsamları değişmektedir. Basılı dergilere gönderilen makaleler daha yayınlanmadan makalenin konusunda önemli değişiklikler yaşanmaktadır. İkinci sınıfta öğrenciye anlatılan idare hukukunun bazı önemli ülke düzenlemeleri daha öğrenci mezun olmadan tamamen farklı yaklaşımlara dayalı temelli değişikliklere uğramaktadır. İdare hukuk alanındaki çalışmalar hızla değişen gündemlere yetişmekte zorlandığı açıktır. İdari yargı da bu hız sebebiyle giderek kimi konularda tahkim başta olmak üzere alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından yararlanma ihtiyacı içindedir. Tahkim dahi yeni beklenti ve ihtiyaçlar karşısında yeterli görülmemekte, yerini yeni uyuşmazlık çözüm yollarına bırakma emareleri göstermektedir. Pandemi idare hukukunu ilgilendiren boyutlarıyla da öğretici olmuştur. Bir yandan ülkelerin idare hukuku uygulamalarının kapsamı, araçları, insan haklarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi, diğer yandan da sağlık kamu düzeninin acil korunma ihtiyacı karşılanması, çok bilinmeyenli bir denklem şeklinde hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkmış ve her ülke idare hukuku uygulamaları hayat sınavına tabi tutmuştur. Artık idare hukuku bir uyum noktası, bir denge arayışı içindedir. Kamu yararı ile insan hakları arasında arandığı gibi, ülkenin idare hukuku pratikleriyle uluslararası standartlara uygun bir hukuki ortam oluşturma gereği arasında da bir uyum gereği hissedilmektedir. Ayrıca idarenin alacağı tedbirlerle hastalığın yayılmasına engel olma gerekleriyle insanların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının tatminine nasıl imkan verebileceği, idarenin yetkilerinin gerektiğinde arttırılmasıyla bunun insan haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmasına engel olacak tedbirlerin neler olabileceği hem doktrin hem yargı hem de ülkenin yasama ve yürütme organları bakımından önemli gündemlerdir. Birbirine zıt gibi görünen amaçların aslında birlikte bir arada biri için diğerinden vazgeçilmeden gerçekleştirilmesi gerekliliği karşısında zıt görünen bu amaçların doğru tespit edilmesi ve birbiriyle uyumlulaştırılması arayışı yapılmak zorundadır. Ülke verileri dikkate almadan idare hukuku çözümleri yapılamayacağı gibi sadece ülke verilerine dayanılarak da idare hukuk alanında düzenleme isabetli olarak yapılamaz. Gerçeklik ile hukuki standartlar arasında denge arayışı artık idare hukuku dalının en önemli gündemidir. Ayrıca dünyanın her ülkesinde farklı geçmiş tecrübelere ve sosyal yapıya sahip ülkelerde Fransa yapısı idare hukuku terimleri, ilkeleri, yaklaşımı dışında yeni yaklaşımlara, yeni açıklama biçimlerine açık olmak gerekir. Hatta mutlaka yeni yaklaşım biçimlerine beklemeli ve cesaretlendirmeliyiz. Bu kapsamda takdirlerinize sunmak isterim ki bu hızla değişik karşısında idare hukukunun bir anda iç tutarlılığını yitirmesi, acil ve ağır ihtiyaçlar karşısında ülke düzenleme ve uygulamalarının hukuki temellerden, düzenlemelerin kapsamından, ilkelerden uzaklaşması tehlikesi her zaman bir kenarda beklemektedir. İç dengesini sağlamak için idare hukukunda kullanılan kamu yararı, kamu hizmeti, kamu düzeni gibi kavramlar, hukuki müesseseler ile idari yargıda re'sen tahkik, kesin hüküm gibi hukuki müesseseler yeni gelişmelere uyum sağlamakta gecikebilir. Bu yüzden dünyanın ve hukuk gündeminin hızlı ve çok boyutlu değişiminde yapılacak düzenlemelerde ve uygulamalarda
tutarlılıkların sağlanması ve devamı için bu hukuki müesseselerin içeriklerinin hep yeniden hukuki ve fiili gerekleriyle birlikte ele alınması bir ihtiyaçtır. Önemli işaret etmek gerekir ki artık dünyadaki hiçbir devlet idari hukuku gündemini sadece kendine özgü bir şekilde kalıcı olarak çözemez. Denge arayışını ülke gerekliliklerini öne sürerek tamamen kendine özgü yapabilmeleri mümkün değildir. Teknoloji, sosyal yapılardaki yaklaşım, insan hakları standartları, ülkeler arasındaki ilişkiler ve asıl önemlisi pandemide görüldüğü gibi sorunların artık yerel olmaktan çok sınır aşan sorunlar niteliğinde olması, sadece yerel bir bakışı ve çözümün kalıcı olmasını mümkün kılmamaktadır. Ülke verilerini dikkate almayan hukuki çözümler ve elbette mümkün değildir. Dolayısıyla bir yandan yerel çözümler geliştirmek, bir yandan uluslararası standartlara, hukuk gereklerine uymaktan vazgeçmemek gerekir. Sağlanması gereken bu dengenin, uyumun çok bilinmeyenli, çok girdili, her an bozulmaya açık bir denge olduğuna işaret etmek isterim. Bu yüzden denge iyi kurulmadığında veya iyi uygulanmadığında, kısaca bozulduğunda tekrar kurulmasını sağlama araçlarından olan idarenin yargısal denetiminin etkinliği de büyük önem taşıyor. Dengeyi sağlamak için doğru yerden bakmak, başka ülkeler tecrübesine edinmek, dışarıdan bir gözün değerlendirmelerini dinlemek, ülkelerin idare hukukunun hayatının hareketliliğini takip edebilir bir hareketliliğe bilim dünyasının da kavuşması bakımından önemlidir kanaatindeyim. Baştaki sözüme dönerek bitireyim. Bu sempozyumun önemli ve yenilikçi bir başlangıç olacağını ümit ediyorum. Diliyorum. Bugüne kadar ülkemizde uluslararası boyutlu idare hukuku toplantıları elbette oldu. Fakat devamlılık sağlanamadı. Bu sempozyumun düzenleyicisi kurumların çeşitliliği, sayısı, sunulacak tebliğlerin geniş bir alana yayılmış olması, bugüne kadarki toplantılardan farklı olarak ülkemizin doğu ve kuzeyinde yer alan ülkeler ağırlıklı olması, bu sempozyumu farklı ve önemli kılıyor, yenilikçi hale getiriyor. Asıl ümit veren ve devamını gelecek kanaatine doğuran husus ise sekreteryasıyla birlikte Ticaret Üniversitesi Rektörü meslektaşımız Profesör Doktor Yücel Oğurlu'nun organizasyon yeteneği ve yönetim tecrübesi başarısına olan güvenimdir. Yücel Hoca sayesinde bu başlangıcın devamı da inşallah gelecektir. Sayın Rektör, başka ülkelerden meslektaşlarımızla birlikte bu hayırlı başlangıcı gerçekleştirerek devam ettirecektir eminim. İdare hukukunda çalışanların bu tür toplantılar için senede bir kere olsun görüşebiliyor olması ortak çalışmaları da inşallah arttıracaktır. Ayrıca birbirimizin bakış açısından, ülke tecrübesinden, farklı ülkelerin idare hukuku gündemlerinden haberdar olmamızı sağlayacaktır. Süreklilik kazanmasını ve hayırlı olmasını diliyorum. Konuşmalarımı değerlendirmelerinize, takdirlerinize sunarım. Sempozyumun başarılı gelişmesini dilerim. Herkese hürmetlerimi sunuyorum efendim. Assalomu alaykum. Hurmatli hamkasblar, hurmatli rektorlar, iyi günler, değerli rektorun, hurmatli mezbon İstanbul Ticaret Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Yücel Uğurlu, hanımlar ve janoblar. Simpozyumning barcha ishtirokchilarini bugungi ma'muriy huquq va ma'muriy sud tizimi
mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning o'z ishini boshlashi munosabati bilan qutlayman. Mazkur mavzuda xalqaro konferensiyaning o'tkazilishi bu borada o'rganilishi kerak bo'lgan muammolarning dolzarbligini ko'rsatmoqda. 2017-yilda O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohotlarning yangi bosqichga o'tilishi natijasida mamlakatimizda hal etilishi lozim bo'lgan vazifalar doirasi aniqlab olindi. Va bu sohada qonun ijodkorligi ishlariga keng imkoniyat yaratib berildi. Ushbu konferensiya ishining faoliyatida O'zbekiston Respublikasidan hamkor tashkilot sifatida Buxoro Davlat Universiteti Tarix va Madaniy meros fakultetining Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi va xorijiy tillar fakultetining ingliz adabiyotshunosligi kafedrasi professor o'qituvchilari ishtirok etmoqda. Bu xalqaro konferensiyada qatnashishda hamkor tashkilotlarimiz sifatida ishtirok etayotgan mezbon Istanbul Tijorat Universiteti va Istanbul Universiteti Huquq fakulteti, Ma'muriy huquq va ilmiy tadqiqot markaziga, Boku Davlat Universiteti, Gumilyov nomidagi Yevrosiyo Milliy Universiteti, Al-Farobiy nomidagi Qozog'iston Milliy Universiteti, Do'st Muhammedov nomidagi Atira Universiteti va Xalqaro Vision Universitetiga Buxoro Davlat Universiteti pedagogik jamoasi nomidan tashakkur bildiramiz. Bu mavzu hozirgi kundagi globallashayotgan va huquqiy munosabatlar jadal ravishda o'zgarayotgan dunyo uchun muhimdir. Bugun O'zbekistonda izchil amalga oshirilayotgan shiddatli islohotlar natijasida mamlakatni jahon tanimoqda va tan olmoqda. Bu borada Prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbusi va hayotbaxsh g'oyalari asosida ishlab chiqilgan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi davlat va jamiyat rivojlanishining mutlaqo yangi bosqichini boshlab berganini alohida e'tirof etish lozim. Ayniqsa mamlakatimizda 2017 yil sentyabr oyida ma'muriy islohotlar konsepsiyasi qabul qilinishi, davlat boshqaruvi tizimini tubdan isloh qilishning 6 ta ustuvor yo'nalishi belgilab berdi. Maxsus yo'l xarita asosida 100 dan ortiq davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari faoliyatini qayta ko'rib chiqish belgilanib, qisqa vaqt ichida ma'muriy islohotlar konsepsiyasi doirasida bir qator vazirlik va idoralar faoliyatining institutsional va tashkiliy huquqiy asoslari, shuningdek, ijro etuvchi hokimiyat organlarining vazifalari va funksiyalari hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari takomillashtirildi. Ta'kidlash joizki, 2019-yilda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan hayotga joriy etilgan ma'muriy islohotlar konsepsiyasini izchil amalga oshirish jarayonlarida birinchi navbatda hukumat faoliyati tashkiliy jihatdan qayta ko'rib chiqilib, yangi mazmun bilan boyitildi. Jumladan, yirik xo'jalik boshqaruv subyektlarida korporativ boshqaruvning eng zamonaviy usullarini joriy etishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, harakatlar strategiyasi doirasida qonun ustuvorligini ta'minlash va sud tizimini yanada isloh qilish sohasidagi ustuvor ma'muriy qonunchilikni takomillashtirish, ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeks loyihasini ishlab chiqish masalasi hayotga tatbiq etilmoqda. Albatta, erishilayotgan bu kabi katta yutuqlar va yuksak marralar O'zbekiston taraqqiyotini yangi bosqichga ko'tarilishiga, amalga oshirilayotgan ezgu maqsadlarning amaliy ishlarini naqadar to'g'ri va xalqchil ekanidan dalolatdir. Shunday ekan, mard va olijanob, bunyodkor O'zbekiston xalqining aql idroki, kuch g'ayrati va salohiyatiga tayangan holda erishilayotgan yutuqlarni yanada mustahkamlash, o'ta muhim va salmoqli natijalarni ko'paytirish borasida yanada dadil va ulkan qadamlar tashlanaveradi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev e'tirof etganidek, islohot va o'zgarishlar jarayoni hech qachon ortga qaytmaydi. Men konferensiya faoliyatiga omad tilayman. Barchangizga muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Teşekkür ederim. Thank you.
Hürmetli ve değerli simpozyum iştirakçıları, ben sizleri Bakı Dövlət Universitetindən salamlayıram. Mən Əmir Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsinin dekanıyam. Və ilk növbədə belə bir çox mühüm bir tədbiri, simpozyumu təşkil etdiyinə görə İstanbul Ticaret Universitetinə və onun rektoru sayın əziz dostum və qardaşım Yücel Uğurlu hocama və İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi İnzibati Hüquq və Elm Tətbiqi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Professor Doktor Aydın Gülan hocama öz təşəkkürümü bildirirəm və mənə də belə bir tədbirdə açılış konuşmasında iştirak etmək üçün, çıxış etmək üçün söz verdiyinizə görə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və doğrudan da bugünkü qoyulan mövzu çox aktual bir məsələyə həsr olunub. Hətta deyərdim ki, bu yeni istiqamətlər yeni sahələrin inkişaf etdirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Və bugün dünyada beynəlxalq standartlar kifayət qədər çoxaldıqca və insan hüquqları amili faktoru ön plana çəkildikcə, əlbəttə inzibati hüquq və inzibati proses istiqamətində də dövlətlərin qanunvericiliyinin yaxınlaşdırılması və eyni zamanda bu sahədə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini tələb edir. Ona görə hesab edirəm ki, bugün mən bu sahədə biliklərin əlaqələndirilməsinə çox böyük ehtiyac vardır. Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsində də inzibati hüquq və inzibati proses fənləri artıq tam əsas fənlər siyasında müəyyənləşdirilmişdir. Azərbaycanda müstəqil inzibati məhkəmələr fəaliyyət göstərir və bu artıq bu sahədə böyük kadr potensialını zərurləşdirir və biz bu təcrübəni öyrənmək üçün əlbəttə inkişaf etmiş dövlətlər praktikasına və xüsusən Türkiyə praktikasına istinad etməyimiz çox zəruridir. Mən əlbəttə burada çox mühüm bir təhsil mərkəzlərini görürəm. Buxara Dövlət Universitetini, çox böyük tarixi ənənələri olan bir universitet, Qumilyov adına Avrasiya Milli Universiteti, Qazaxıstan və eyni zamanda Qazaxıstanın Əl-Fərabi adına Milli Universiteti. Və mən qeyd edim ki, Qazaxıstanın Əl-Fərabi adına Milli Universitetinin biz burada professor müəllim heyətini salamlayıram və onlarla bizim ikili diplom proqramlarımız mövcuddur. Dəniz və enerji hüququ sahəsində. Dost Məhəmmədov adına Atray Universiteti və Beynəlxalq Universitet Vizyonu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən bu simpozium biliklərin mübadiləsinə və gələcək inkişafına böyük töhfələr verəcəkdir. Mən əlbəttə bu sahənin Azərbaycan üçün böyük perspektivlərini və biz inkişaf etmiş dövlətlər praktikasında Almanya, Türkiyə və digər Avropa və o cümlədən yaxın dövlətlər, Orta Asiya və bütün dövlətlərin bu praktikasının əlaqələndirilməsi bizim üçün çox zəruridir. Eyni zamanda mən bir bu elmi əlaqələndirmələrin bu istiqamətdə həyata keçirilməsini çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Gələcəkdə, yəni bu universitetlər arasında inzibati hüquq və inzibati proses sahəsində belə bir elmi əlaqələndirmə, yəni hətta mən deyərdim, ikili diplom proqramlarının qurulması çox əhəmiyyətli olardı. Bircə alim, bircə kadr potensialının formalaşdırılması, nə qədər qanunvericiliklər fərqli olsa belə hüququn ümumi başlanğıcları eynidir, hüququn prinsipləri eynidir. Burada da bütün insan haqları, standartları və digər məsələlər. Və bugün artıq qardaş ölkələr arasında təşkil edilən bu simpozyumda göstərir ki, və mövzular, problemlər eynidir. Deməli, biz bu istiqamətdə də birgə hərəkət edə bilərik. Mən əlbəttə sizlərin hamınıza bir daha dərin təşəkkür edirəm. Xüsusən İstanbul Ticaret Universitetinə, onun rektoru Sayın Yücel Uğurlu hocama təşəkkür edirəm ki, belə bir tədbirə ev sahibliyi etmişdir və bizi dəvət etmişdir. Və bugünkü proqramlar, mövzular göstərir ki, bizdə irəli sürülən
mövzular istiqamətləridir. Ona görə də mən elmi əməkdaşlıqların davam etməsini arzulayaram və Hüquq Fakültəsində, Bakı Dövlət Universitetində bir sıra elmi jurnallar fəaliyyət göstərir, nüfuzlu jurnallar. Mən bunları qeyd etmişəm və xahiş edərdim ki, bizim əməkdaşlığımız məhz elmi dərclər, elmi məqalələrin, elmi yazıların qarşılıqlı olaraq dərc edilməsi istiqamətində də davam etsin. Mən bir daha hamınızı təşəkkür edirəm hamınıza və simpozium işinə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sayın Rektörüm, saygıdeğer meslektaşlarım, değerli katılımcılar, değerli izleyiciler ve sevgili öğrenciler, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen İdare Hukuku ve İdari Yargılama konulu uluslararası sempozyumumuza hoş geldiniz. Sempozyuma 6 farklı ülkeden çok sayıda katılımcının iştirak etmesi İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bizim için çok büyük mutluluk verici bir durum. Aydın Hocam'ın da az önce ifade ettiği gibi bu tür toplantılar birbirimizle ülkeler arasındaki sadece hukuki değil, insani ilişkilerin de gelişmesi açısından oldukça faydalı. Pandemi dolayısıyla maalesef sempozyumumuzu online yapmak durumundayız. Gönül isterdi ki sizleri İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Sütlüce yerleşkesinde misafir edip ağırlamak mümkün olsaydı, İnşallah o günleri de en kısa sürede görmeyi ümit ediyorum. Bu sempozyum ülkeler arasındaki ilişkileri az önce de ifade ettiğim gibi geliştirdiği gibi birbirimizin karşılıklı ülkelerin çeşitli alanlarda görüş alışverişinde bulunmasına da yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ve sadece idare hukuku alanında değil, diğer alanlarda da bu tür sempozyumları biz İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak yapmayı hedefliyoruz. İleride umarım bu planları sizlerin de desteğiyle gerçekleştirmek mümkün olur. Programın oldukça yoğun olması nedeniyle ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Konunun uzmanı olan değerli hocalarıma sözü bırakmak istiyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini temenni ediyorum. Tüm katılımcılara katkılarından, desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum ve huzurlarınızdan tekrar saygılarımı ve sevgilerimi sunarak ayrılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Saygıdeğer rektörler,
kıymetli dekanlar, hukuk ilminin emektarı akademisyenler, kıymetli hocalarım ve değerli öğrencilerimiz. İdare Hukuku ve İdari Yargı 2021 sempozyumu 8 üniversitenin destek ve katkılarıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ordinarius Profesör Doktor Sadık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ev sahipliklerinde düzenlenmektedir. Böylesi önemli ve kapsamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Kara Avrupası hukuk sistemindeki Türkiye ile kendine özgü bir hukuk sistemi oluşturan Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinde, Kafkasya ve Orta Asya bölgelerindeki dost ve kardeş ülkelerin idare hukukları ve idari yargı anlayışlarının birbirleriyle buluşması ve birbirlerini tanıması bakımından bu buluşmayı önemsiyoruz ve inşallah şu anda ilkini yaptığımız bu organizasyonun yıllara sari olarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Programın gelecek yıllarda daha fazla üniversitenin katılımı ile seçkin hukukçuların buluştuğu düzenli ve sürekli bir toplantı olmasını arzu ediyoruz. Bu tür akademik buluşmaların karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımlarını sağlaması, yeni tanışıklıklar ile ortak projelerin, makalelerin ve diğer akademik çalışmaların yapılması için doğru bir zemin olduğunu düşünüyoruz. Bu sempozyumda bugün büyük çoğunluğu idare hukuku ve idari yargıyla doğrudan ilgili olan, bir kısmı ise tali alakalı olan 46 bildiri yer alıyor. Seçkin bilim insanlarının moderatörlüğü ile idare hukukunun güncel konularını hep birlikte 2,5 gün boyunca müzakere edeceğiz. Böylesi bir sempozyumun fikir babası olan kıymetli hocam Profesör Doktor Aydın Gülen hocamıza, bilim kurulu ve danışma kurulunun değerli üyelerine ve büyük fedakarlıklarla dar zaman içerisinde olağanüstü bir fedakarlıkla süreci tamamlamayı başaran sempozyum sekreteryasının genç akademisyen ve araştırmacılarına teşekkür ediyorum. Buhara Devlet Üniversitesi Rektörü Abidcan Hamidov Beyefendi'ye, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Amir Aliyev'e, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Asuman Yılmaz Hanımefendi'ye ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ordinarius Profesör Doktor Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü ve İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı değerli hocam Aydın Gülen'e açılış konuşmaları dolayısıyla hasreten selam ve saygılarımı arz ediyorum. Bu konuşmaların ve görüşmelerin yüz yüze olmasını gerçekten çok arzu ederdik. Fakat mevcut pandemi şartları içerisinde ancak şimdilik bu kadarını yapabiliyoruz. Fakat iyi bir başlangıç olacağı kanaatindeyiz. Ümit ediyoruz ki yıllarca sürecek bir yeni bir programın ve karşılıklı görüş alışverişlerinin, müşterek projelerin beraber yapılacağı yeni bir zemine vesile olur diye düşünüyoruz inşallah. Geçmiş yıllar içerisinde farklı vesilelerle Sovyet coğrafyasında, Rusya Federasyonu'nda, Azerbaycan'da, Kazakistan'da bulunmuş birisi olarak şunu ifade etmek isterim. Bu bölgelerdeki hukuk birikimi, özellikle teorik hukuk birikimi bizim tahmin ettiğimizden, Türkiye'de tahmin ettiğimizden oldukça fazla. Yüksek bir potansiyel ve iş ciddiyeti var. Tabii ki birçok ülkede de olduğu gibi işini ciddiye alanlar ve işini asla ciddiye almayanlar ayrımı mutlaka var. Fakat ben o bölgelerdeki sempozyumlarda işin bilimsel ilmi yönünü, ilmi cihetten baktığımda gerçekten yüksek potansiyeli görebiliyorum. Ve bizim buradaki hem Kara Avrupası sisteminden almış olduğumuz, iktibas etmiş olduğumuz bilgiler, bunun üzerine oluşturmuş olduğumuz kendi içtihadımız oradan alınabilecek teoriyle ve oradaki teori de buradan alabileceği pratikle buluştuğunda daha yüksek bir hukuk anlayışının doğması ihtimalinin, imkanının, potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bütün izleyicilere katkı veren, emek veren bütün dostlarımıza tekraren teşekkür ediyorum. Programın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkürler. Açılış konuşmaları tamamlanmıştır. Birinci oturum saat 12'de başlayacaktır. Birinci oturumda görüşmek dileğiyle.
Opening speeches have been completed. The first session will start at 12 a.m. Hope to see you in the first session. Thank you very much.